Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli basın mensupları ve ekran başında bizi izleyen değerli vatandaşlarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Partimizin iç ve dış gündeme dair fikirlerini paylaşmak, düşüncelerini paylaşmak adına karşınızdayız. Evet, her basın toplantımızda dile getirdiğimiz gibi yine de dile getirmeye devam edeceğiz. Ve asla Gazze'de yaşanan soykırıma, o vahşete, o insanlık kıyamına alışmayacağız. Bunu her platformda da dile getirmeye devam edeceğiz. Ben bugün size Gazze'li Talan'ın yaşadığı travmayı anlatmak istiyorum. Evet değerli basın mensupları, Gazze'li Tala kendisi ailesiyle birlikte evindeyken işgalci İsrail tarafından evleri bombalanıyor. Evleri bombalandıktan sonra 15 kişi kendi yakınlarından da kaybediyor, şehit oluyorlar. Ancak Tala'nın babası kendi yeğenini, kendi kızını zannederek onu da defnediyor. Niye kendi kızını zannediyor? Çünkü vücutlar, cesetler o kadar paramparça oluyor ki hangi ceset kime ait, bu konuda kimlikler belirlenemiyor. Ve bundan dolayı kendi yeğenini, kendi kızı olarak defnediyor. Taziyesi bitiyor. Kaç gün sonra kendi yıkılmış evinin yanından geçiyor. Evinin yanından geçerken bir de bir ses işitiyor. Ve bu sesi iyice dinlemeye başlayınca bir de bakıyor ki kendi kızı Tala'ya ait. Ve 4 gün sonra Tala meğer enkazlar altında yaşıyormuş. Kendi kızı olan Tala'yı o enkazın altından çıkarıyor ve Tala yaşıyormuş. Bu hafta sonu biz de Filistin konusunda duyarlı olan gençlerle, dünya gençlerle, uluslararası gençlerle bir araya geldik. Filistin için ne yapabiliriz diye bunun üzerine müzakereler yapıldı, konuşmalar yapıldı. Tabii mesele bir araya gelmek değildir. Mesele belki bir şeyler yapmaktır. Ve kızımızın Tala'yı ziyaret ettim. Fotoğrafta göründüğü gibi şu an elhamdülillah sağ salim, sağlığına kavuşmuş bir şekilde yaşıyor. Ve bu travmayı yaşayan bu minnacık yavruyu düşünün. Ve ne acılar bu küçücük yüreklere yükleniyor. Tala gibi binlerce kızımız belki enkazlar altında can verdiler. Bu büyük acıyı yaşadılar. Kıymetli basın mensupları, ve şu anda Gazze'nin kuzeyinde bir vahşet var, bir soykırım var. Öyle bir soykırım ki oraya hiçbir gazeteci giremiyor. Oraya yardımlar ulaşılmıyor. Ve şu an söylenen iddialara göre 1000 kişilik bir katliam olduğu iddiası bile var. 150 kişiden bahsediliyor, 1000 kişiden bahsediliyor ama hiçbirimiz net kaç kişi katledildiğini bilmiyoruz. Yakında Gazze'de toplu ölümlere belki de hepimiz şahit oluruz, Allah muhafaza etsin. Ve bu soykırım olduğu gibi devam ediyor. Burada belki bu konuları anlatmamız, vicdan sahibi insanların harekete geçmesi, vicdan sahibi ülkelerin, idarecilerin bu konuda harekete geçmesini bekliyoruz. Evet, Gazze'de aslında Gazze'ye doğrultulan namlu Ankara'ya doğrultulmuştur. Bunu bu şekilde okumak lazım. Evet, o ateş bugün bizim ülkemize de sıçramıştır. Bugün TUSAŞ'a yapılan saldırı, işgalci İsrail'den
ve Amerika'dan, küresel güçlerden bağımsız olduğunu hiç kimse iddia edemez. Bu vesileyle TUSAŞ'ta şehit olan 5 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan kardeşlerime de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Kıymetli basın mensupları, tabii iç gündeme dair birkaç meseleyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle ilaç yokluğuyla ilgili vatandaşlarımızın bize ciddi talebi var. Kendim de meslek olarak eczacıyım. Ne zaman ilaçlara zam yapılacaksa, özellikle zam beklentisi olduğu dönemlerde piyasadan bir şekilde ilaçlar çekiliyor ve ilaç yokluğu dediğimiz sorun yaşanıyor. Maalesef hastalar hastaneye gidiyor, doktor teşhis koyuyor ve reçetesini hastanın eline veriyor. Hasta da bu reçetesini alıp eczane dolaşarak kendi ilacına ulaşmaya çalışıyor. Bu sorunun temelinde aslında sabit kurla ilaçların fiyatı belirleniyor. Normalde 17.54 olarak belirleniyordu ama euro biliyorsunuz güncel fiyatı 37'nin üstünde. Şu an 2 gün önce bir artışa gidildi. 21.67'ye bu sabit kur, yani ilaçların alımı fiyatına sabit kura göre düzenleniyor. 21.67'ye yükseltildi. Ancak şu an bile yine güncel kura göre düşük ve bir nebze olsa ilaç yokluğuna bir çözüm bulunmuş olabilir. Ancak yine de köklü bir çözüm değildir. Ve bu konuda firmalar ilaç fiyatları yükselme zam beklentisi olunca geri çekiyorlar, stokluyorlar. Bu konuda ciddi iddialar var. Eczacı depoların da stokladığına dair iddialar var. Ve bu konuda hastaya ilaç ulaşmıyor ve halk sağlığı tehdit altına girmiş bulunuyor. Bundan dolayı köklü çözüm için her şeyden önce bizim kendimize has yerli ilaç üretmemiz gerekiyor. Sürekli dışa bağımlı olursak bu şekilde ilaç yokluğunu da yaşarız ve hastalarımız da ilaçsız kalır. En az savunma sanayisi kadar da ilaç sanayisi önemlidir ve kendi ilaçlarımızı üretmek zorundayız. Maalesef kendi ülkemizde ilaç üretiyoruz dediğimiz çoğu ilaçların da etken maddesi dışarıdan geliyor. Yine de o ilaçlar bize ait değil. Bu konuda hassas ve en önemli hastalıklardan özellikle diyabet olanlar, hipertansiyon hastaları ve buna benzer kanser hastaları, bu kronik hastaları çoğu da ilaç bulamıyor. Bu konuda ciddi problem yaşıyorlar. Yani bu ilaçları kim stokluyor? Aslında bir sistem var. Bugün vatandaşların bile dolabındaki o ilacı alıp bu ITS dediğimiz ilaç takip sisteminden bu ilaç nereden gelmiş, nerede aşamada durmuş, nereden çıkışı yapılmış, hangi eczaneden çıkışı yapılmış net bir şekilde ortaya konulabiliyor. Bundan dolayı ITS sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı hangi depo ilaç stokluyor, işte kota sınırlandırmasıyla ilaçları hastaya, eczaneye ulaştırmıyor, kim stokluyorsa bu konuda ciddi bir denetim geliştirilmeli ve buna yönelik de cezai müeyyedeler uygulanmalıdır diyoruz. Bir diğer konumuz, özellikle gençlerimiz sürekli bize bu konuda talepte bulundukları bir konu var. Azami süre dedikleri bir mağduriyet yaşatan bir durum söz konusu. Özellikle 2014'te YÖK tarafından, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bir azami süre, üniversitede okuyan öğrencilere yönelik, mezuniyetleriyle yönelik bir azami süre belirlendi. İşte 2 yıllık ön lisans okuyan öğrencilere 4 yıllık bir azami süre belirlendi. 4 yıllık okuyan öğrencilerimize yönelik 7 yıllık bir azami süre ve 6 yıllık lisans programında okuyan öğrencilere de 9 yıllık azami süre belirlendi. Bu süreden mezun olmayan öğrenciler okuldan atıldı, üniversiteyle ilişkileri kesildi. Şimdi bu yönüyle düşünün ki bu üniversite öğrencilerimiz 4+4+4 bir 12 yıllık bir zorunlu eğitim gördüler. Bununla birlikte 1-2 yıl dershaneyle birlikte 14 yıl,
6 yıl üniversite okuyan var. Yani ortalama 20 yıllık bir eğitim serüveni yaşadılar ve bu konuda ciddi bir çaba sarf ettiler. Ancak bu azami süreye takılarak bu öğrenciler birden üniversiteyle ilişkileri kesiliyor ve bu konuda ciddi mağduriyetler yaşanılıyor. Yani bu yönüyle sonuçta bu öğrencilerimiz özellikle bu süreçte bir 15 Temmuz darbesi yaşandı. Pandemi süreci olarak bir dünya küresel bazda yaşandı. Bununla birlikte ülkemiz deprem gördü ve öğrencilerin ailevi sorunları var. Bu azami süreler belirlenirken akademik takvim göz önünde bulundurularak adil bir şekilde tekrardan revize edilmelidir. Ve 2022'de bir af çıkarıldı ancak 5 Temmuz'dan önce mezun olan öğrencilere yönelik bir af çıkarıldı. Ancak öğrencilerimizin çoğu bu aftan bile yararlanamadı. Bu konuda akademik takvime göre bir azami süre tekrardan revize edilmeli. İkincisi bir öğrenci affı tekrardan çıkarılmalı ve kapsamlı bir af olmalı. Sadece belirli lisansta okuyan öğrencilerimizi değil, özellikle tıpta okuyan, diş hekimliğinde okuyan, mühendislikte okuyan veya tüm öğrencilerimizi kapsayacak kapsayıcı bir af sistemi, bir af tekrardan belirlenmeli ve öğrencilerimizin bu mağduriyeti giderilmeli. Bu salonda da olsun, mecliste de olsun bu kardeşlerimiz, bu öğrencilerimiz bu haftan yararlanana kadar bu sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Umuyoruz ve inanıyoruz ki yetkililer bunu, bu sesi duyacak ve bu gençlerimize yönelik bir kapsamlı af çıkarılacak diyoruz. Bir diğer konu, bu salonda da, toplantı salonunda da dile getirdik. Özellikle kışlasız bedeli askerlik, yani kışla zorunluluğunun olmadığı bir bedeli askerlik. Bu da 2018'de bir yasayla kanunlaştı. Bedeli askerlik için işte 28 gün kışla zorunluluğu getirildi. Ve bu 28 günlük kışla zorunluluğu ciddi bir şekilde yine gençlerimizi mağdur ediyor. Sonuçta çoğu gençler aile kurmuş, yuva kurmuş, özel sektörlerde çalışıyor. Bakmakla yükümlü oldukları aileleri var. Ancak bu 28 günlük kışla zorunluluğundan dolayı öğrenciler kimisi bu konuda özel sektörde çalışıyor ve izin alamıyor. İzin alamadıklarından dolayı işlerinden oluyorlar ve büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Bu konuda gençlerimizin talebi 28 günlük kışla zorunluluğu kalksın. Kaldı ki 28 günde acaba bu askeri eğitimde ne kadar sağlıklı bir eğitim almış oluyorlar? Buna yönelik belki bu 28 günlük eğitimle ilgili bu gençlerimiz yuvalarından uzaklaştırılmadan, memleketlerinden uzaklaştırılmadan, işlerinden de koparılmadan bir eğitim sistemi geliştirebilir, farklı bir uygulamaya geçilebilir. Nasıl bir uygulama olsun? Kaldı ki biz 6 Şubat'ta ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. Direkt veya indirekt olarak hepimiz etkilendik. Bu konuda özellikle arama ve kurtarma ekiplerinin yetersizliğini hepimiz canımız yanarak gördük. Bu konuda bu 28 günlük süreçle ilgili, bu eğitimle alakalı arama kurtarma eğitimi veya acil yardım eğitimleri verilerek bu gençlerimiz bu konuda en azında Allah muhafaza etsin bir felaket, bir afet yaşadığımız zaman arama kurtarmada orada da bu görevi alabilirler. Bu konuda diğer yönüyle bedelli olarak ödedikleri ücretle ilgili belki o 28 günlük süreçte o masraflarına bedelli erlerin masraflarına gidiyor. Kamuda tasarruf diyoruz. En azından bu yönüyle de bir tasarruf sağlanmış olur ve gençlerimizin talebi bu vesileyle dile getiriyoruz. Evet, bedelli askerlik bedelini ödedikten sonra bu zorunlu kışla şartı kaldırılsın diye taleplerini bu vesileyle dile getirmiş olalım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla.